Hanımefendiler, beyefendiler, günlerden salı ve Zuhal Topal'la yemekteyiz de lezzet ve rekabet dolu haftanın ikinci günü başlıyor. Bugün iddialı çıkışlarıyla dikkat çeken aslen Diyarbakırlı yarışmacımız Neval'le beraberiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Gürbüz. Bu ne enerji kızlar? Her zamanki halimiz. Sen nasılsın Gürbüz? Bomba gibiyim. Nevalcığım, kiminle geldin? En yakın arkadaşım Aslıhan Aydın. Aslıhan'cığım, vallahi çok enerjiksin. Teşekkür ederim. Her zaman öyle olmaya çalışıyorum ama bir aradayken daha da bombayız. Bu arada çok şıksınız hanımlar. Çok teşekkür ederiz. Şöyle bir bakayım size. Hem şık hem tehlikeli bir ikiliyiz. Nasıl bir tehlike bu? Öyle tehlike. 15 senedir her şeyi beraber yaptık. İyiliği de kötülüğü de beraber. Beraber ayak kaydırdık, beraber dedikodu yaptık, evet. Beraber fitne fesat yaptık. Ama yaptık. Ya kimin ayağını kaydırdınız? Oralara çok girmeyelim Gürbüz'üm. Kamera arkasında konuşuyoruz. Vallahi sizden korkulur. 15 senelik arkadaşsınız diye duydum. Evet. Dile kolay. Neval dün masada çok sessizdi. Hep böyle sessiz midir? Hiç değil. Yani ben ilk kamera tecrübesine veriyorum. Gerçekten yılan gibi bir şey normalde yani. Kanka burada anlatma bunları. Sus sus. Pardon. Yılan gibi mi? Evet. Nasıl yani? Şimdi arkadaşa benzediği için. Sus. Ya beni niye karıştırıyorsun? Konuyu sen öyle. Sen de ona mı yılan diyorsun? Ben de ona dedim. Körler sarlar birbirini ağırlar. Hakikaten öyle. Bu arada dikkatimi çekti. Ne güzel oynuyorsunuz. Öyle, öyle. 2 yıl dans eğitimi aldım. Latin dansları eğitimi. Salsa bachata yapıyorum. Şu anda da beraber tiyatro dersi alıyoruz bu arada. Şu salsa bachata'dan birkaç figür bize de gösterir misin? Ama Gürbüz, topuğum batıyor da çimenlere. Şurada yapalım mı? Tabii ki. Nerede istersen. Gel aşkım, beraber yapalım. 4 sağa 4 sola gideceğiz. Temel adımlar. Müzik geliyor. Buyursunlar. Ya ben halay çekiyor gibi oldum ya, kızı çekin. Aslıhan'a kocaman bir alkış. Öyle dolu dolu bir arkadaş seçtim. Kıskandın mı? Hayır, bayıldım. Ya Aslıhan öne çıkınca böyle bir şey oldun sanki. Her zaman. Herkese fesatız, birbirimize değiliz. Asla. Ne var Cin? Bize biraz kendini anlat lütfen. Tabii anlatayım. Ben modestlik yapıyorum. Aynı zamanda çift meslekliyim. Öğretmenlik de var fakat yapmadım. Öğretmen misin? Evet, edebiyat öğretmeniyim. Ne güzel. Evet, biraz donanımlıyım açık konuşmak gerekirse. Peki hiç öğretmenlik yaptın mı? Çok fazla bir deneyimim olmadı. Fakat gene de iki mesleğimi de çok seviyorum. Şu anda modestlik yapıyorum. Gezmeyi, temizlik yapmayı, yemek yapmayı çok severim. Çok titiz bir insanım. Şu anda da tiyatro dersi görüyorum, sosyalim. Bilhassa da müze gezmeyi çok severim. Bana çok uyum sağlayan arkadaşım Aslı ile beraber yani girip gezmediğimiz yer kalmadı. Aslıhan'cığım, sen nerelisin? Yemekle aran nasıl? Ben Rizeliyim. Yemekle aram yok, olmasını da istemiyorum. Hiç de sevmiyorum. Benim için bir gereklilik değil. Ay Neval'cığım, dün sessiz kaldığın için arkandan neler söylediler neler. Vay efendim, çok politikmişsin. Yok efendim, bilerek sessiz kalmışsın. Kurnazmışsın. Doğru kurnazım, söylemişler. Doğru. Kurnazım. Evet, adımlarımı temkinli atarım. Ben bir yanda saldırmam. Silahlarımı saklarım. Çünkü kartlarımı artık açık oynamıyorum. Bu şekilde kendimi ele vermek istemedim. İlk günkü sessizliğimin ve söyledikleri gibi sinsiliğimin sebebi bu. Ama bugün benim mutfağım. Saldıracaklarını bildiğim için hazırlıklı geldim. Peki iddialı mısın? Tabii ki iddialıyım. Gürbüz'cüğüm, o kadar iddialıyım ki birinci olmadan buradan hiçbir yere gitmiyorum. Bu haftanın şampiyonu benim. İkinciyi görmek için sabırsızlanıyorum. Yemeklerin lezzetli mi? Yemeklerim enfes. Doğunun da batının da yemeklerini çok güzel yaparım. Rakip tanımıyorum. Yarışmacıları artık tanıyorsun. Bugün en çok kim üstüne gelir dersin? Bugün en çok üzerime Sema Hanım gelir. Çünkü dünden dolu. Yusuf Bey gelir. Çünkü hiçbir şeyi beğenmiyor. Asıl politik kendisi bence.
Fikret Bey üstüme gelir ama nereden geleceği belli olmaz. Çok fazla konu ayrımı yapıyor. Yani söylediklerini tam yakalayamıyorum. Yeliz Hanım belki biraz sessiz kalabilir ama bence bugün o da dişini gösterecek. Yani bana gelince herkes açılacak. Menünü çok merak ediyorum. Hadi bana menünü say lütfen. Bal kabağı çorbası yapacağım. Tam bir şifa çorbası. Nohutlu semizotu mezesi yapacağım. Ayrıca peynirli rulo bereğim var. El açması değil mi? Hayır, yufka. Ya. Niye el açması değil? Dün de yufkadan börek yedik. Zaten onlara gelecek olan eleştirileri de hazırım bu arada. Buyurun siz açın diyeceğim. Peki ana yemeğimiz ne? Ana yemeğim çökertme kebabı. Salatam da mor lahana salatası. Tatlı olarak da fırında sütlaç. Bravo! Yeme de yanında yat. Aslıhan'cığım ne diyorsun menüye? Bence çok güzel bir menü. Kesinlikle elin lezzetini katacağını ve hakkından geleceğine inanıyorum. Bütün yemekleri bence çok güzel yapacak. Arkadaşım bence haftanın birincisi diyelim şimdiden. Kalanına bakalım artık. Teşekkür diğerleri ederim. Ne yapacak? İkinci, üçüncü kim olacak? O zaman önce nereye gitmemiz lazım? Alışverişe. Gidelim mi? Gidelim. Üç. İki. Bir. Koş Neval'cığım koş. Neval Hanım'ın menüsünü çok hafif buldum. Ta şayet 4 dörtlük yapsa bile 10 puana hak etmiyor. Çünkü zaten kolay yemekler 2,5 saatte rahat rahat yetiştirilebilir. Bence 75.000 TL kazanmak isteyen bir yarışmacı kesinlikle daha iyi, daha zor, daha elit yemeklerle gelmeli. Dün bana kendisi sakar dedi. Bugün kendi yaptığı sakarlıkları öğrendikten sonra o lafı ona iade edeceğim. Kendinden büyük bir insana sakar demenin hesabını göstereceğim. Neval adının menüsü inanın anneannem annem usulü bir menü. Bu benim karşımda bir menü değildir. Çok basit. Neval Hanım'ın menüsünü dünkü menüyle kıyasladığım zaman ortaya aslında daha doğru bir menü çıktığını söyleyebilirim. Fakat dünkü menüde ortaya konan yemekleri düşündüğümüz zaman tabii ki bu menünün içeriği dünkü yemeklere göre çok daha kolay. Fakat bir doğru yapmak vardır menüyü, doğru tasarlamak vardır. Bir de çok zor tasarlamak vardır. Bence doğru bir menü tercih etmiş. Bunları layıkıyla önümüze getirirse de ben güzel bir puan vereceğimi rahatlıkla söyleyebilirim. Ve marketteyiz. Gel bakalım Neval'cığım. Neyle başlıyoruz? Neyle başlıyoruz? Şimdi burada bir bakalım. Öğretmenim. Buyurun. Listene bir bakabilir miyim? Öğretmenim ne kadar küçük yazmışsınız. Göremiyorum vallahi ne yazdığını. Ya yaklaş görürsün. Yalnız öğretmenim siz hem küçük hem de yamuk yazmışsınız. Özellikle mi böyle yaptınız? Özellikle yaptım. Çapraz tuttum elimi, çapraz yazdım. Şöyle bir daha yakından bakayım. Yazım kurallarına ters değil mi bu öğretmenim? Ters bir insan olduğum için ters yazdım. Ters misin? Evet. Ne kadar terssin? Görmek istemezsin. Görmek istemeyeceğin kadar. Kahve? Bayılırım. Dün Neval Hanım çok stresliydi ya bugün kendi günü olduğu için. Bugün yemeklerini koruyabileceğini de düşünmüyorum şahsen. Çünkü yemek yapmanın vermiş olduğu bir stres de var. Yemekleri zaten basit, savunulacak bir yanı da yok. Ama güzel yaparsa da yani savunur inşallah. Ben Neval Hanım'ın yemeklerini savunup arkasına durabilecek bir kapasitesi olduğunu düşünmüyorum. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Bonfile et almak istiyorum da ben. Hoş bulduk. Bir kiloluk julienne doğranmış olacak. Ne yapacağız ona? Bunu öğreneyim. Çökertme kebabı yapacağız. Çökertme kebabı. Evet. Ya Neval'cığım. Jülyen doğramayı bile Hakan Usta'ya mı yaptıracaksın? Bile derken ben de doğrarım. Hazır ustası varken doğrattıracağım. Ne var bunda? Ay yalnız bu doğrama işine çok laf ediyorlar biliyorsun. Yetiştirmezsen etmezler. Onlar fark ederse yapıştır. Anlaştık. O zaman biz devam edelim. Ne alacaksın şimdi? Taze yufka istiyorum. Yufkalar hemen karşıdaki dolapta. Bu arada son 8 dakika. Onlar hazır galiba. Bir sor istersen belki vardır. Taze yufka. Günlük var mı? Şu günlük değil mi? Tamam güzel. Bunu alalım. Şimdi yufka da tamam. Yoğurt kaldı. Peynir kaldı. Nasıl yoğurt alacaksın? Süzme yoğurt istiyorum. Bu arada madem dedikodu seviyorsun gel biraz dedikodu yap. Fikret nasıl biri sence? Her yana oynayan bir adam yani. Her yana oynayan bir adam. Her yana demiyorum. Yani Fikret'ten ne zaman nasıl gol geleceğini tahmin edemem. Açıkçası beni... Tek tehdit altına alan o bence. Çünkü diğerlerinin nereden yürüyeceği belli. Biliyorsun gastronomi okumuş. Gastronomi okumuş ama sosyal medyacı. Bence bizi trollemeye gelmiş. Diyorsun. Bizle makara yapıp gidecek ama kim kimle yapar belli olmaz. Benim buraya trollemeye geldiğimi söyleyenler oldu. Bazen biliyorsunuz. Franz Kafka'nın dediği gibi abartıyorum çünkü anlaşılmak istiyorum. Ben
bir masada oturup sohbet ederken karşımdaki insanı kırmamaya tabii ki dikkat ederim. Ama bazen doğruyu da abartarak ortaya koyup bunu güzel bir şekilde ifade etmeye çalışırım. Benim farklılıklarım elbette olabilir. Her insan diğer insanlardan farklıdır ve bu benim tarzım. İnsan tarzını değiştirmemeli. Ben de biraz ironik bir insanım ve beni anlamak için de bundan daha fazla bir çaba göstermeleri gerekiyor. Şimdi ekmeği tam buğday mı, somon mu yoksa ekşi mayalı mı alacaksın? Ne diyorsun? Bence ekşi mayalı al, daha sağlıklı. Ya ne anlarlar sağlıktan Allah aşkına Gürbüz ya. Aa. Neler yediler dün görmedin mi? Sağlıklı yemekler miydi yediklerimi? Değil miydi? Hayır değildi. Bu arada kahve ister misin? Son 3 dakika. Hadi hadi gidelim tamam. Ekşi mayalı ekmek alın. Ya o çok büyükmüş. Biz şu küçük olanı alalım lütfen. Zaten yemiyorlar, ziyan olmasın. Hadi biz devam edelim. Ebru'cum ekmeği bize getirirsin, sana zahmet. Etimizi alalım. Bu arada sen içeceklerini aldın değil mi? Aldım. 3 tane içecek aldım yeter. O zaman etimizi alalım gelmişken. Etimiz hazır mı acaba? Hazır buyurun. Çok teşekkür ederim. Elinize sağlık. Listeyi bir kontrol et istersen. Alışverişimiz bitti mi? Evet bitti. Neyse ki 2 dakika kala bitirdin. Biz kasaya gidelim, Ebru da ekmeği getirir. Ucu ucuna bitirenler de var Gürbüz, gayet de iyi bitirdi. Ama sen evden bir şeyler getirdiğin için alışverişin kısa sürdü. Çok da fazla bir şey getirmedim evden. Onları da atardım, gene 2 dakika kala bitirirdim yani. Bu arada ekmeğin de geliyor. Eksik bir şeyin var mı? Yok. İşte ekmek de geldi. Ürünlerini kasadan geçiren yarışmacımız ödemesini yaparak alışverişini tamamlıyor. Evet, ne kadar tuttu? 1965. Çok teşekkür ederiz, şöyle buyurun. Rica ederim. Hadi Gürbüz, gidiyoruz. Koş hadi koş.